anneciğim, peki dişlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi bilmek için. Hocam, burada ben nasıl ortadan yok olayım? Tamam, sen şimdi düş. Ne? Lulu. Böyle mi düşeceğim? Evet, düş. Böyle. Evet, hop. Düş. Hı. Kurta da bir göbek ekleyelim Hande. Ona çok gerek yok, örtüyü alsak yeter gibi. Büyükannene götürebilir misin lütfen? Ama sana öğrettiğim yolun dışına sakın çıkma. Orman çok tehlikeli olabilir. Tabii ki anneciğim. Ormandaki patika yoldan gideceğim. Sepeti alayım. Evet, kestik. Çok affedersiniz. Bu sepet bayağı ağırmış da taşıyamadım. Ne var içinde bunun böyle? Bu taşları kim koymuş bunun içine? Kim yapıyor bu şakaları? Taş koymuşsunuz sepete. Daha birinci sahnedeyiz, hadi. Evet, hazır. Kayıt. Tamamdır anneciğim. Ormandaki patika yoldan gideceğim. Kestik. Lulu. Efendim? Gideceğim demeyeceksin. Gideceğim. Tamam? Yani normal hayatta da gideceğim, geleceğim diye konuşuyoruz ya. Aha, anladım öyle. Öğretmenim. Tamam. Hadi, dikkat. Tamamdır. Evet, hazır. Yönetmen olunca ne diyorduk? Hocam diyebilirsin. Hocam. Tamamdır hocam. Anladım ben. Anladım. Tamam. Hazır. Tamamdır anneciğim. Ormandaki patika yoldan gideceğim. Senin sözünden hiç çıkmayacağım. Kurabiyeler de mis gibi kokuyor. Oh 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 oh. Ben büyükanneme gidiyorum ama adresi sana asla vermeyeceğim canım. Kestik. Evet, güzel oldu. Kısa bir ara veriyoruz. Ay, sana çok yakıştı bu kırmızı başlık Lulu. Şüphelerini de düzelteyim. Efendim? Ne oldu sana Lulucuğum? Of Hande, ben son sahne için çok stresliyim. Neden? Çünkü son sahnede avcıyla sahnemiz var ya. Ne olmuş avcıya? Avcıların nesi olur? Nesi olur? Silahı. Benim silah fobim var. Görünce bayılıveriyorum. Oyuncak silahı tatlım. Olsun, önemli değil. İsterse su tabancası olsun. Aa. Görünce bir fenalaşıyorum. Hayır, biz onu hallederiz. Sen hiç merak etme. Öyle mi diyorsun? Evet, tabii. Merhaba. Kostüm için Hande'yi görmem evet, gerekiyor. Evet canım benim. Bayıldı. Bayıldı. Ne olmuş olabilir? Bayıldı. Ha. Dur dışarı çıkaralım. Çıkaralım. Tamam. Ne oldu Lulu? Neden bayıldın? Sana nasıl getirdik? Oh, çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ay. Su çok iyi geldi. Düz bir tahta yapalım, silah gibi kullansın. Olmaz mı? Olmaz. Su tabancasından bile korkuyor kız. Bayılır yine. 1000 yıllık masal arkadaşlar. Değiştiremeyiz ya. Avcıysa avcı. Silahsız avcı olsun. Nasıl? Neyle avlıyor hayvanları? Ne yazmış onlar?
Masalda silah istemiyoruz yazmışlar. Bunların olması pek hoşlarına gitmedi anlaşılan. Çocuklar durun için bir dakika. Onu silahmış gibi düşünün. Yani gerçek silah değil yani böyle hani sopa ama silahmış gibi. Tamam mı? İstemiyoruz. Tamam haklısınız çocuklar. Onu bir şekilde halledeceğiz mutlaka. Galiba benim aklıma bir fikir geldi. Görebilmek için. Ha, peki büyük anneciğim ellerin neden bu kadar büyük? Sana daha iyi sarılabilmek için. Ha, büyük anneciğim peki dişlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi yiyebilmek için. Hocam burada ben nasıl ortadan yok olayım? Tamam sen şimdi düş. Ne? Lulu. Böyle mi düşeceğim? Evet düş. Böyle. Evet, düş. Kurta da bir göbek ekleyelim Hande. Ona çok gerek yok. Örtüyü alsak yeter gibi. Evet, avcı gelsin. Hazır. Kayıt. Ah, günlerdir aradığım kurt buradaymış. Hemen büyük anneyle kırmızı başlıklı kızı çıkarmalıyım. Ay, bu biraz zor olacak ama... Hey, beni duyabiliyor musunuz? Orada mısınız? Halatı atıyorum, tutunup çıkın, tamam mı? Lulucuğum, yakıştı sana kırmızı başlıklı kız rolü ha? Yoruldun ama değil mi? Oh evet, çok güzeldi. Çok da heyecanlıydı. Şu halat çözümün de gerçekten iyi oldu. Bir şey soracağım sana. Söyle canım. Kurt kuklasını nasıl yaptın? Çünkü biraz değişik bir kuklaydı. Kurt kuklasını mı? Aslında önce başka bir kukla yapacaktım. Sonra zaman daralınca yapamadım. Dedim ki en basit şekliyle bir kukla yapayım. Önce bir kurt resmi çizdim. Sonra bu kurdun etrafını kestim. Sonra da arkasına bir çıta yapıştırdım. Böylece bir kurt kuklam oldu. Dileyen prenses. Dileyen kedi. Dileyen de prens, ejderha, aslan, kaplan olabilir. Anuşka'nın atölyesinin birinci bölümünün sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Yakında görüşmek üzere.